Herkese merhaba. Çocuklar, bugünkü videom yine bir etkinlik videosu olacak sizlere. Biliyorsunuz 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü. Bunun için ben bir video hazırladım. Umarım siz de hoşunuza gider, yaparsınız. Hep birlikte sokak hayvanlarımıza sahip çıkmış oluruz. Biliyorsunuz hayvanlar hem yaz aylarında hem kış aylarında zorlanıyorlar. Yazın sıcak havalarda su bulmakta zorlanıyorlar. Kışın yiyecek bulmakta zorlanıyorlar. Bu yapacağımız etkinlikle onlara bir nebze de olsa yardımcı olmayı planlıyorum. Evet çocuklar, siz de biliyorum bir kaba su koyuyorsunuz yaz aylarında hayvanlar içsin diye. Kışında böyle yapacağımız etkinlikle yemler asacağız çocuklar ağaçlara ve kuşların yemesi için bu etkinliğimiz. Çoğunuzun da bildiği bir etkinlik. Ben de sınıfımda yapmıştım daha önce bu etkinliği. Zaten o fotoğrafları da videonun sonuna ekleyeceğim. Görebilirsiniz. Şimdi hep birlikte yapalım. Yapmak isteyen evinde yapıp asabilir ağacın dalına. Biliyorsunuz havalar soğumak üzere, kuşlar faydalansın değil mi çocuklar? Hazırsanız başlayalım. Çocuklar, bu çiçeklerin yapımını daha önce göstermiştim size. Yapımını merak edenler daha önceki videolarıma bakabilirler. İçine de çocuklar mısır, bulgur, ekmek içi, buğday varsa bunlardan koyabilirsiniz. Ve çift taraflı bandımız var şöyle. Bunu bu çiçeklere yapıştırmak için kullanacağım. Sizde başka bir yapıştırıcı varsa onu da kullanabilirsiniz. Bu yaprakların yapımını göstereceğim size. Ve şurada da bir rafyamız var. Bu rafyamızı da asmak için ağaca. Hazırsanız başlıyorum çocuklar. Böyle bir şişemiz var. Bu şişeye önce bir delik açmamız ve kesmemiz lazım. Ama lütfen sizlerden ricam, bir büyüğünüzden yardım alın. Tek başınıza kesmeye, delmeye çalışmayın şişeyi. Evet, ben şuradan ufak bir delik açmıştım. Şimdi o deliği makasımla büyüteceğim. Çiçekleri yapıştırmadan önce şu yaprakların size yapımını göstermek istiyorum. El işi kağıdı bu. Bunu şöyle ikiye katlayıp çocuklar, şuralardan keseceğim ve yelpaze gibi katlayacağım. Bakın şu şekilde. Bunu şöyle bırakalım. Büyüklü küçüklü de kesebilirsiniz. Mesela bu büyük bir yaprak olsun istiyorum. Şu kadar kestim. Gördünüz mü çocuklar? Şimdi çocuklar, bunu bu şekilde hiç açmadan bir yelpaze yapar gibi bir iç, bir dış. Bir iç. Bir dış. Böyle böyle katlıyorum. Evet, bakın. Evet. Çok güzel bir yaprak oldu. Bunu da şöyle yerleştirelim. Evet, bu yaprağımızı da kullanacağız çocuklar. Yaprak yapımında gösterdiğime göre artık şişemin ağzına çift taraflı bantımı yapıştırabilirim. Evet, şimdi ağzına bantlarımı yapıştırdım çocuklar. Şimdi çiçekleri yapıştıracağım.
Evet, bakın şişemin ağzı da hazır. Şimdi çocuklar içine istediğim şeyleri doldurabilirim. Mısır olabilir, bulgur olabilir, ekmek içi olabilir ve rafyamı da bağlıyorum. Evet çocuklar, şişem hazır. Gördüğünüz gibi çiçekleri yapıştırdım. Rafyamı bağladım. Şimdi içine bunları koyuyorum. Evet. Bunu çocuklar götürüp bir ağaca asacağım. Denemek isteyenler yapabilir. Fikirlerinizi de yorumlara yazarsanız sevinirim. Hoşça kalın.